Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Elektrik akımı 4. soru çözüm videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Üreteşler yani pillerin bağlanması ve tükenme süreleriyle ilgili toplam 15 adet sorumuz mevcut. PDF var açıklama kısmında her zaman olduğu gibi ama öncesinde ne var? Muhakkak konu anlatım videomuzu izleyin. Birazcık ara verdik. Birazcık programda aksadık. Ama sorun değil. Her saat başı videolar gelecek arkadaşlar. Algoritma umurumda bile değil. 10 kişi de olsa 100 kişi de olsa ben inanıyorum ki kanalı izleyen öğrenci verim alacak. Algoritmayı önemsem bir insan olsam tanıyanlar bilir arkadaşlar. 2023 tayfa için konuşuyorum. Haziran ayında her saat başı shorts videosu attık. Bunu algoritman düşer zaten kanalın en büyük dezavantajı. Youtube aramalara yazdığında aşağılarda kalmam. O da abone sayısından dolayı hayır. O zamanlar çok fazla öğrenci istiyordu ve ben hepsini mutlu etmeye çalıştım. Algoritma umurumda bile değil. Yeter ki kanalı takip eden öğrenciler verim alabilsin. Hadi birazcık kendimizi övdük. Şimdi ise ders anlatma zamanı. Şimdi gidiyor ki bize potansiyel fark değerleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar sola 7 sola 1 8 aynıdır. Bir tanesini alırım sola 6 volt. 1 paralelde bir tanesini alırım. Saat yönünde. Saat yönünde 3. Burası 4 volt. Bak sola doğru saat yönünde 4. Burası da 4. Aynı yön. O zaman ne olur arkadaşlar? Yine bir tanesini almış olurum. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. V2 büyüktür. V1 eşittir. V3 olacaktır. İç direnci önemsiz öreteş ve özdeş XYZ dirençleri ile şekildeki devre kuruluyor. KL noktaları arasındaki potansiyel farkı arttırmak için hangileri tek başına yapılmalıdır? KL noktaları arasındaki potansiyel farkı arttırmak istiyorsak buradaki akımı arttırabilirim. Üretece özdeş bir üretici arkadaşlar paralel üreteç sayısı arttıkça toplam akım değişmez. Bu olmaz. LM noktaları arasına bir paralel direnç bağlarsam Eşler direncim azalır. Eşler direnç azaldığından akım artar. Doğru. MN noktalarını eşdeğer dirence arttıracak bir şey var burada. Seri bağlı direnç. Eşdeğer direncim artar. Akım azalır. Olmaz. Yalnız 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre K hatları kapatıldığında voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler için ne söylenebilir diyor. Başlangıçta 1 volt metrem var. Akım çarpı 2 direncim var. Unutmayın. Ama K'yı kapattığımda paralel özdeş. Bak paralel üreteş sayısı artmış. Neye etkiler? Hiçbir şey etkilemez. Hiçbir şey demeyeyim de toplam potansiyel farkı etkilemez. O zaman akım değişmeyecek ama ana kol akımı değişmeyecek. O zaman buradan 1 bölü 2 buradan 1 bölü 2 geçecek. Ampermetre bir pile bağlı olduğu için ampermetrenin değeri azalacak gençler. Bak voltmetre ise buradan geçen akım çarpı direncin değerini ölçer. Direnç değişmiyor. E akım da değişmiyor. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. K kapatılırsa I1 ve I2 akımları için ne söylenebilir diyor. Başlangıçta bir tane üreticim bir tane direncim var. Başlangıçta A1 A2'ye eşit ve değerleri V bölü R kadar. Arkadaşlar yani şuraya o zaman ben i demek istiyorum. kanatları kapatıldığında iki üreteç yani pil birbirlerine paralel bağlı olur. Ne demiştik? Paralel üreteç sayısı arttığında toplam akımda toplam potansiyel farkla değişmez. Ana kol akımı değişmeyecektir. Ama buradan i bölü 2 buradan i bölü 2 gelecektir. A2 toplam ana kol akımı olduğu için değişmez. A1 ise azalır. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre tükenme yani süreleri arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Bak bilgide de vermiş. Pillerin tükenme süreleri içerisinden geçen akıma bağlıdır. Pilden geçen akım arttıkça tükenme süresi azalır diyor. Arkadaşlar kullanacağım formül. Kızlarım lütfen kusura bakmayın. Vır 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 vır. Kadınlar en çok ne yapmayı sever? Vır 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 Konuşmayı sever. Buradan akım eşittir. Potansiyel fark bölü direnç olacaktır. 2 bölü 1'den 2. 1. Bir tanesini alırım gençler. Bir tanesini alırım. 1 bölü 1'den 1. Ama buradan 1 bölü 2. Buradan 1 bölü 2 geçer. Pillerin tükenme süresini soruyor. Dirençlerin değil. Eş değer direnç R bölü 2. Burası 1 ise akım 2 i'dir. O zaman 1 ve 2'nin tükenme süreleri aynı. Aynı. 3'ün tükenme süresi daha fazla. Neden? Tükenme süresi akım ile ters orantılıdır. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Aşağıdaki elektrik devreleri iç dirence önemsiz üreteç ve özdeş dirençlerle kurulmuş. Hangi devredeki üreteç ya da üreteçler en uzun süre akımı verir diyor. Bunun için arkadaşlar akım değerinin minimum olması lazım. 1 potansiyel fark R bölü 2 oranladım 2 i. 2 potansiyel fark 2 direnç oranladım 1'i. 1 potansiyel fark 3 direnç oranladım i bölü 3. Bunlar ters bağlanmış. 1 potansiyel fark 1 direnç oranladım i. 1 potansiyel fark 1 direnç oranladım i. Arkadaşlar i bölü 2 buradan geçer. Paralel bağlı. Ama i bölü 3 var. Daha da düşük. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Soru 7. Aynı soru yine tükenme sürelerini soruyor. Yine üreteşlerini soruyor. 1'den i. i bölü 2. Burası da i gelecektir. Birazcık çerez niyetine soruyu eklemek istedim. Unutma. Tükenme süresi akım ile ters orantılıdır. O zaman 2 büyüktür. 1 eşittir 3C. E şıkkı. Bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Yolun yarısı bitti. Şimdi geldik diğer yarısına. Bak soruyu gördük değil mi? Şimdi soruyu biz benzerini burada çözdük. Aynısını konu anlatımında çözdük. E hocam o zaman siz şey mi yapıyorsunuz? Fazla soru eklemek için mi? Zaten ben hep 15 soru ekliyorum. Bazen 15'i geçiyor. 15'in altına düşmüyor. Demek ki artık soru bulamadık. Hep aynı tarz sorular gençler. O yüzden ne yapıyoruz burada? Aynı tarz soruları çözerek demek ki diyoruz ki konu bu kadar zaten. Konu bu kadar olduğu için de gerçekten soru çeşidi az ve karşımıza gelirse tak diye yapabiliriz. Anahtar kapatıldığında paralel üreteş sayısı arttıkça toplam akım ana kol akımı değişmez. Her bir üreteşten geçen akım azalır gençler. Toplam potansiyel fark değişmez. Her bir üreteşten geçen akım azaldığından tükenme süresi artar. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Fizik dersinde öğreteşler konusunda sunum yapan Berke öğretmeni 4 özdeş pil ve 2 özdeş direnç vererek bunlardan birinde bu pillerden maksimum akım geçecek şekilde ikinci devrede de pillerin ömrü en uzun olacak şekilde iki ayrı devre kurmasını istiyor. Buradaki amacımız arkadaşlar akımın minimum olması. Şimdi ne yapalım? Vır 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 kullanalım isterseniz. 4 mü? Hayır bak ters bağlı buradan geçmez. O zaman birinci devre kesinlikle olmayacak şıklarda. 4 burası R bölü 2. 4 akım 8'i. Burası kaç arkadaşlar? 1 1 direnç 2 R akım I bölü 2. Burası da 1 direnç 2 R akım 1 bölü 2. Ama paralel üreteş sayısı arttıkça her bir üreteşten geçen akım azalacağından tabii ki de ikinci devre yani en uzun ömür 4'te olacak. Akım en büyük olan da C şıkkı. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Akımı en büyük olan da ikinci devre. Buna göre devredeki I1 ve I2 akımlarının oranını sormuş. Özdeş dirençler, dirençler 3'müş unutmayın vermemiş. Bize sorudan etmemizi istemiş. Bir saniyemizi bile almadı. Sola doğru 30, sola doğru 30. Bir tanesini alırım. Sola doğru 30 bu olmaz. O zaman toplam potansiyel 60 eksi 30'dan 30 olacak. Eş değer direnç 6, akım ise 5 olacak. Ana kol akımı 5, her bir paralelden geçen 2.5 olduğundan 1 bölü 2 A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre K, L ve M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Bakalım sadece K anahtarı kapatıldığında 1 ters ters o zaman arkadaşlar İK 1 oluyor. Sadece L kapatıldığında 3 ters 2 geliyor. Sadece M kapatıldığında da arkadaşlar bunlar paralel. Yine 3 alırım. Ama bir dakika M kapatıldığında ee bak geçti geçti geçti. L açık olduğu için akım geçmez. M sıfırdır o zaman. Bak dikkat edelim. LKM sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soru 12 son 4 soru. Hangi devrede lambaların ışık verme süresi en kısa olur demiş? Bunun için akımın maksimum olması lazım. Üreteçlerde, lambalarda özdeş. V bölü r'den i, 2V bölü 2r'den i. Burası r bölü 2, burası V'den 2i. Bunlar gitti. i. Burası V, burası r bölü 2, 2i. Peki C mi E mi arkadaşlar? Ne demiştik? Paralel üreteş sayısı arttıkça tükenme süresi artar demiştik. O zaman paralel olmayacak. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre şimdi şekil 1'de R direncinden L'den K'ye doğru akım geçiyor. Bakalım. Tamam. Üreteşlerden ikisi şekil 2'deki gibi çıkartılmış. Tamam. Özdeş 3 üreteş var. Zaten bunlar gidiyor. Akım da iyi olduğu için buraya V diyorum. O zaman burası da V'dir. Akım yine iyi olacaktır ama K'dan L'ye doğru. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Son iki. Merve iç dirençleri önemsiz özdeş biller. Özdeş dirençler ve açık olan KL anahtarları ile çekikteki devreyi kurmuştur. Merve önce K sonra L anahtarını kapatıldığında tükenme hızını soruyor. Tükenme süresini soruyor. Yani bize aslında tükenme hızı diyor. Bakalım. K'yı kapattığımda eşdeğer direnç azalır. Akım artar. Tükenme süresi azalır. Tükenme hızı artar. Daha hızlı tükenecektir. Sonra L'yi kapattığında paralel üretim sayısı arttığı için ne toplam akım değişir ne toplam potansiyel değişir. Ama her bir üreteşten geçen akım azalacağından tükenme sürem artar. O zaman tükenme hızımın da azalacağını gösterir. Bak tükenme hızını soruyor. Tükenme süresini sormuyor arkadaşlar. Tam tersi şeylerdir. Not almak isteyenler alsın. Tükenme süresiyle tükenme hızı ters orantılıdır. Bilginiz olsun. Son soru. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenelim. Abone değilsek abone olalım. Bir de düşünce ve görüşlerinizi de yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Devrelerin ana kollarından belirtilen yönlerde I büyüklüğündeki akımlar geçiyormuş. Tamam. Bak K, L, M. Hepsi aynı. K artı L artı şöyle yapalım. Şurayı silelim. L artı M eşittir I çarpı R. Burada N tek başına kazanıyor. N eksi K eksi M de I çarpı R gelecektir. Bakıyorum. K artı L artı M ki N bakacağız şimdi buraya. N eksi K eksi M. N'i yalnız bıraktığımda 2K L 2M gelecek en en büyük. Ama ne M ile arasında ne K ile L arasında herhangi bir ilişki kuramıyorum arkadaşlar. Yalnız 3C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videonun başında söylediğim gibi hızımızı bir tık arttıracağız. Her şey sizin için. Sizler de lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.